sahada ve yaşadığımız coğrafyada savaşlar ve şiddet tüm vahşetiyle devam etmekte olsa da hala umut var. Özellikle 10 yıllardır süren iç savaşın sonlanabilmesi için bir fırsatın yakalanmış olduğu bu günlerde vicdaniyle doğrudan doğruya barış tarafında saf tutmak anlamına gelmektedir. Askerlik bölümüne baktığımız zaman tarih kitabının kültürüne başlıyoruz. Askerlik bizim kanımızdadır. İşte damarlarımızda atar basit kanda mevcuttur zaten. Askerlik katmanlı. Biz böyle doğduk, böyle yaşadık, böyle öleceğiz. Oluşum, asker aile oluşumu, baba Ali İsrail Dıs'ın oğlunun neden öldürüldüğünü araştırma isteğinden başladı. Neşeri, sorsanız şu paşada, arkadaşları diyor en son yapacak olan insan budur buna diyor. Eğer intihar ettiyse, intihara sebep olan kimler, neler, hangi olaylar? Emir vermeyi, emir almayı, öldürmeyi, öldürülmeyi, savaşı, askeri derken militer savaşı, yaşamın hayvanına reddediyorum. Kendimize hayali düşmanlar yarattık. Kürt kardeşlerimizi hedef aldık. Yıllarca bir takım yalanlarla kandırdık kendimizi. Şu an ise artık maskeler düşmüştür. 5 aylık askerlik süresi neyin ne olduğunu görmeme vesile olmuştur. Ve yaşasın halkların kardeşliği demek. Zorunlu askerliği sorgulamaya başlamak, militarist kültürü geriletecek ve daha yaşanması bir ortam getirecektir. Kurtuluş yok, tek başına devam et.
insanlara sesleniyoruz. Diyoruz ki savaşı istemiyorsanız gitmeyin. Sürekli emre itaat etmiş, bireyselliği tamamen elinden alınmış, kendisi de şiddet uygulanmış, hani savaş döneminde askerliğini yapmadıysa eğer, kendisi de şiddet uygulamış değil mi? Büyük ihtimalle kendisi de şiddet uygulanmış bir konumdayken ona verilen mesaj, ama eve gittiğinde sen komutan olacaksın. Yani her erkeğe kendi elinde komutan olma vaadi var. Militarist düşünce, militer bir dünya kurgular ki bu kurgudan kadınlık aşağılanır, kadınlar genellikle görmezden gelinir, yok sayılır. Gelmiş geçmiş bütün iktidarlar yaşamların üzerinde dolanan akbabalardır. İnsanların savaşlarda koca bir kandırmacı uğruna ölmelerini istemiyorum. Ülkemizde yaşanmakta olan savaşı yok sayan zihniyeti reddediyorum. Savaşlarda her gün öldürülen kendi hayatlarımızdır. Ben kimseyi öldürmek, bir yerleri kapatmak, kimsenin elinden hiçbir şeyini almak istemiyorum. Başka bir dünyanın var olması mümkündür. Militarizmin ortadan kaldırılması mümkündür. Buna inandığım için ölümün, öldürmenin kutsandığı bir yapıda yer almayacağım. Reddet, diren, hayır de, askere gitme. Savaş olsun ister misiniz siz? Ona savaş istemiyor. Bunlar da istemiyor işte. Bana hiç kimse istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Barış istiyor. İlik istiyor. Bu sana ver o tarafa bakayım bu kamera. Bes. Barış ver. Barışlık versin, savaş istemiyoruz. Barışlık istiyoruz. İnşallah devamlı barışlık olsun.